Yani ben getirdiklerimi sadece gösterebilirim. Davranış bozukluklarından tutun da babacığım neredesine kadar, ergenlik sorunları, evlilikte mutluluk sanatı, kaç kitap oldu? 15-16 15-16 kitap evet, oldu. Gerçekten de çok güzel çalışmalarınız var. Siz aynı zamanda yıllardır İslami kesimi de bir anlamda içinde bulunan ya da tedavi eden, doğru mudur bilmiyorum, isimlerden bir tanesiniz. Öyle diyebiliriz, evet. Peki bu nedir son günlerde yaşadığımız şeyler? Tabii ki öne çıkıyor, onu biliyorum. Hani gazetecilik yapmayacağım ama İslami cephede hakikaten de bir cinsellik patlaması yaşanıyor mu? Yani yaşanıyor diyebiliriz tabii. Aslında bütün Türkiye'de yaşanıyor ben gördüğüm kadarıyla. Çünkü daha çok İslami ağırlıklı hastaları görsem de genel olarak her türlü hastayı görüyoruz biz. Gördüğüm kadarıyla bundan yaklaşık 30 sene önce ben başladım insanlarla görüşmeye, yardımcı olmaya. 30 sene önceye kadar çok büyük bir patlama görüyorum ben. Bunda çeşitli sebepleri var tabii. Şimdi oraya geçmeden, siz daha önce diyordunuz ki dindar kesimde bir değişim vardı. Çünkü kadınların bir uyanışı söz konusuydu diyorsunuz. Bundan 5-6 yıl önce. Evet, evet. Şimdi farklı bir değişim var galiba. Evet. Önce onu bir sorayım. Bu değişimin bir parçası diyebiliriz belki aslında. Şimdi eskiden kadınlar tabii evin içine kapatılmış, dış dünyaya kapalı. Yani hatta bazı kişiler okuma yazma bilmesini bile uygun görmemişler kadın. Çünkü dış dünyayla iletişim kurar, evlilik sekteye uğrar. Gözü açılır. Gözü açılır diye. Evet. Değil mi? Doğru. Belki o zamana göre, kendilerine göre haklılık payı da varmış, bilemiyorum. Ama günümüzde bunu uygulamaya kalktığın zaman tabii birçok problem ortaya çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi artık evlerimize kadar girmiş iletişim araçları, cep telefonları, normal telefonlar, görüntülü bilmem, bilgisayar, internet, internetler, chatleşmeler. Eskiden mektuplarla olurdu bu iş. Mektup geldiği zaman herkesin haberi olurdu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Flörtten bahsediyorsunuz mektuplarla olurdu derken, o anlamda. Tanışma, flört anlamında şimdi o konuyu konuştuğumuz için. Yani o diğer anlamlarda da tabii. Şimdi böyle olunca tabii kadınları muhafaza etmek mümkün olmadı tabii. Erkek bakış açısıyla. Erkek bakış açısıyla. Peki, tamam. O açıdan değerlendiriyorum tamam, tabii. Tamam, pekala. Lütfen öyle değerlendiriyorum. Şimdi kadınlar da daha çok okumaya başladı, kendini geliştirmeye başladı. Böyle olması da gerekir tabii, erkekle kadın ayrı varlıklar. Ben evliliği de bir elmanın iki parçası gibi görmüyorum. İki olgun insanın bir araya gelmesi, ortak karşılıklı fedakarlıklarla, ortak müştereklerle, evet, tabii gelmesi olarak değerlendirmek lazım. Böyle olunca tabii kadın erkek arasındaki uyum bozuldu eskiye nazaran. Ki onun kendine göre bir dengesi vardı. O denge bozuldu. Buna bağlı olarak birçok problemler ortaya çıktı. Peki bu özellikle İslami cephede cinsellik patladı diyoruz ya, bu patlamanın etkisi birazcık da bilgisizlikten kaynaklanıyor mu acaba? Çünkü mesela eğitim nasıl, cinsel eğitim nasıl İslami İşte o konuda de? Da bir şey var, yani cinsellik kitaplarının girme son derece sakıncalı görünüyor tabii. Televizyonlarda da böyle programlar izlenmeyince, bu konuda bilgi verecek yetişmiş kişiler de olmayınca bu konuda da büyük bir eksiklik var. Hiçbir şey göremiyorlar, eğitimi alamıyorlar bu işi. Daha doğrusu şöyle, eski bir takım kitaplardan, yani 300 yıl önce, 500 yıl önce yazılmış, o devrin insanla seslenen kitaplar okunuyor bugün. Hatta çok kötü hurafelerin olduğu, değil mi? Mesela bir tane cümlenizi hatırlıyorum, mastürbasyon kötürüm yapar. Evet, yazan yani kitaplardan kitaplar bahsediyoruz. Öyle kitaplar var. Yani belki o devrin bir takım kendine göre tıp adamları onu öyle düşünmüş olabilirler. Ama onu bu kadar gelişmenin arasında her şey ilerlerken koyarsan, o niye geri kalıyor değil mi? Evet, tamam. Evet, yani o bilgisizlikle bu devirde kitap yazıp insanlar okutmaya kalkarsanız birçok problem yani ortaya çıkıyor. Bu kitapları dolayı okuyorlar. Evet. Sonuçta bu kitapları yani, okuyan bir insanın hani öbür türlü düşünmesi mümkün olmaz zaten. Mümkün olmaz. Eşcinsellik işte lanetlenmiştir. Bastürmasyon kötürüm yapar insanı. Bastürmasyon yapan işte normal ilişkiye girdiğinde problemler, büyük problemler yaşar gibi bugün yanlış kabul ettiğimiz kesinlikle bilgiler var. 500 yıl önce, 300 yıl önce yazılmış kitaplar. Bunlara dayanarak okunuyor. Ve bunlar sanki Allah'ın vahiymiş gibi okunuyor. Maalesef bazı kesimler için diyorum. Ben. Böyle olunca da birçok yanlışlar ortaya çıkıyor. Onu görüyorum ben. Peki size genelde şimdi psikiyatristlere ya da psikologlara gelmek bile bir aşama bence. Evet. Bu önemli değil mi? Çünkü eskiden insanımız hiç gelmezdi. Daha çok böyle İslami kesimde de hiç olmazdı. Kesinlikle. Değil mi? Yani o son derece ayıp kabul edilirdi. Yani Müslüman ruh hastası olmaz kabul edilirdi. Öyle bir yanlışlık var. Evet evet maalesef. Ama o da şimdi artık yavaş olmuyor. Yavaş yavaş aşılıyor. Yavaş yavaş aşılıyor. Peki size genelde ne için başvuruyorlar?
Yani o kadar çok bir spektrumda gelen var ki, yani hı hı. aile sorunlarından tutun bir takım sıkıntılara kadar. Hı hı. Yani bazı problemlerinden tutun işte çevreyle uyumsuzluğa kadar her türlü şikayet gelebiliyor. Özellikle diyorsunuz röportajlarınızda ikinci kadın yaşanıyor. Yani o kadınların önemli bir problemi tabii. Onu biraz açalım mı? Yani şimdi şöyle şimdi diyelim bu dindarlık vasfı fazla olmayan bir vatandaşımız böyle bir ihtiyacı olduğu zaman, işi hı hı. veya problemli olduğu zaman bunu gidermenin bir takım yollarını bulabiliyor. Hı hı. Dindar bir kişi böyle bir yola başvuramadığı için bunu dörde kadar da yolu vardı diyerek evlenme yolunu seçebiliyor. İkinci işi alabiliyor yani şey olarak. Peki siz bu anlayışa nasıl bakıyorsunuz? Mesela bir doktor olarak soruyorum. Şöyle ki daha önce biz burada tek bir giyimin sahibini konuk etmiştik. Hmm. O burada dedi ki yani genel eve gitmek yerine dört eşim olabilir. Ne var bunda dedi. Şimdi benim bunu bir kadın olarak hani hakikaten anlayabilmem mümkün değil. Yani hiçbir kadın eşini başkasıyla paylaşmaz tabii yani bu. Bu ben gördüğüm kadarıyla İslamiyet'te bazı zor durumlarda çıkış için ve yaygın yani değil mi? Çünkü bunlarla ilgili sorunlarla size geliyorlar. Çok geliyorlar evet. Yani bu Osmanlı İmparatorluğu'nda 4 eşe kadar evlilik serbest olmasına rağmen %5'i geçmemiş ben baktığım rakamlarda. Yani maddi durumu çok iyi olmuş insanın. Eşinde bir takım rahatsızlıklar olmuş belki. Uygulanmış. Şimdi hiçbir kadın böyle bir şeyi kabullenmez. Yani ben bunu tabii bu işe taraftar değilim tabii. Çünkü kanunların da serbest vermesi lazım. Çünkü kesinlikle. Eğer kanunlar yasaklıyorsa zaten ikinci eş yasaklı durumuna düşüyor. Bu da arada bir eşitsizlik oluyor. Mesela diyelim erkek öldüğü zaman eş mirastan pay alamıyor ikinci eş. Tabii bir sürü hakkı yani hani kabullenmiş olsa bile bir sürü hakkı. Tabii öyle bana vakalar geliyor ki mesela eşinin ikinci, üçüncü evliliği var. O evliliklerden çocukları var. Gizliyorlar mecburen. Eş ölüyor bir gün. Bakıyorsunuz öbür karısı ve çocukları piyasaya çıkıyor. Mirastan pay istiyorlar. İlk eş o şekilde öğreniyor mesela. Ve ilk eş size bunu halletmek için geliyor. Yani hani ben bunu nasıl başa çıkacağım diye geliyor muhtemelen. Geliyor evet değil evet. Mi? Veya geliyor eşi ikinci evliliği yapmış. Aha. Sen bize hakem ol diye geliyor mesela. Hakem ol. Evet. Bu kadar zor bir şey bu. Nasıl hakem zor oluyorsunuz bir şey. Böyle evet. bir şeye? Öbür eş diyor ki benim hakkımdır bu diyor kocası. Ondan da çocuğum var. Senin onun aranda fark yok diyor. Tabii burada hakemlik rolü bize düşmez yani biz sadece problemlere yani yardımcı oluruz. Evlilik terapisti gibi tabii davranıyorsunuz. Evlilik terapisti gibi davranıyoruz çünkü bu dindarlara has bir problem olduğu için kişiler kendilerini anlayabilen bir hekime gitmek istiyorlar. O bakımdan peki, geliyorlar. Yani hani aklım almıyor. Erkekler memnun mu bu durumda? Yani o da zor. Yani bu kadar kadınla başa çıkmaya çalışma. Gerçekten öyle yani ben bu konuda memnun erkek görmedim. İlk başta memnun gibi görünüyorlar. Sonra birçok problem ortaya çıkıyor tabii ki. Çünkü bir kadın evlendiği zaman sadece onun cinselliğinden yararlanma durumu olmuyor tabii. Birçok problem de bekliyor onu. Evin ihtiyaçları, eşinin yani ihtiyaçları. Yani bir obje gibi bakmamak gerekiyor tabii. Kesinlikle kadın böyle tabii. Bir şey kadın mi? Duygusal ihtiyaç bekliyor. Beraber kocasıyla kol kola gezmek istiyor. Peki şöyle yemek bir şey varmış. Yine sizin anlattıklarınızdan hatırlatacağım. Hı-hı. İkinci eşler genelde kadınlar seçilen ikinci eşler ya da üçüncü eşler başı açık oluyormuş. Yani genelde de onu görüyorum. O ilginç bir şeydi. Çok ilginç değil mi? Yani şey, ilk evet. eş yani nikahlı olan eş başı kapalı. Evet. Ve ikinci, üçüncü. Yani hani inanamıyorum bunu da söylediğime ikinci, üçüncü eş ama bu toplumun gerçeği böyle şeyler var. Ve sizin hastalarınız arasında yani çoğu. Hasta demeyeyim ama size başvuranlar arasındalar. Oluyor, evet. Ve niye bunu nasıl neye bağlıyorsunuz? Yani bunu birçok şeye bağlıyorum. Ben bir defa kişi ikinci bir eşe girdiği zaman artık dindarlığı ikinci plana atıyor. Onun gözü görmez oluyor. Bir. İkincisi bu şey olayı var biliyorsunuz. Rus Cumhuriyetlerinden gelen bir takım eşler olayı var. Bir ara evet. çok yaygındı. Onun evet. uzantıları devam ediyor. İşte onlar Hristiyan oluyor veya gayrimüslim oluyor. Onlar da böyle bir şey aramıyor şey olarak. Üçüncüsü de işte ben şöyle bir duygu olabiliyor. İşte bir başı açık bir eş alırım. Onu dindarlaştırırım, kapatırım ve kendi kendine bir şey geliştiriyor. Mekanizma geliştiriyor kişi. Ama yapamıyor. Yapamıyor. Yapamaması da problem yaratıyor mu peki? İlk başta problem yaratıyordur, sonra alışıyor kişiler. İkinci öyle bir problem oluyor. Üçüncü de bir başka faktör de diğer dindar ailelerin kızları da çocuklarını kendiler alsalar bile bazıları ikinci eş olarak kimse vermek istemiyor. Kim ister böyle bir şey tabii. Evet.
Yani. Bu da daha çok ama böyle, kendileri alıyorlar. Yani bu şöyle, da tabii şey. Bu da bir çelişki tabii. Çok büyük bir çelişki. Evet. Bu da ne yapıyor? Kişileri işte çok dindar olmayan çevrelere yöneltebiliyor ikinci eşi almak için. Bir başka faktör de o başı kapalı insanları bulmaları biraz zor oluyor. İşte rastgele karşılaştıkları kişiyle evlenebiliyorlar. Bu da tesettür olayına şart koşmuyor olabilir. Bir örneğinizi hatırlıyorum. İlk eşi çarşaflı diyorsunuz, ikinci eşi mini etek. Evet, aynen böyle. Böyle büyük fark var yani. Böyle büyük fark olabiliyor, evet. Evet. Böyle büyük fark olabiliyor. Onları görüyorum ben. Ve sadece kadınlar gelmiyor muhtemelen. Belki ilk eşi çarşaflı, ikinci eşi mini etekli olan adam da size başvuruyor. Başvuruyor, ben ne bazen o da bunalıma giriyor tabii. Ne tarz i̇kinci bir bunalıma giriyor? İkinci arasında kalıyor. Valla iki eşlerin arasında kalıyor. Eşler birbirleriyle kavga ediyor, problemler oluyor, çekişmeler oluyor. Mesela öyle bir eş, ilk eşi çarşaflı, ikinci eşi mini etekli bir eşin. İlk eşi, madem dedi sen herhalde bu mini eteklere meraklısın, senin aradığın budur, ben de atıyorum çarşaflı dedi, mini etek giyiyorum dedi. İkinci eş, bir sonraki gelişte mini etekli olarak geldi. İlk eş. Evet. Böyle bir örnekle rastladım. Ama adam yine ikinciyi bırakmadı tabii. Yani kadın... Kadın da açıldı yani. Açıldı tabii. Çok ilginç bir örnek. Çarşafı attı ve mini etek. Çarşafı mini etek. Yani evet, uçlardan yani. Uçlara. Böyle olaylar oluyor, evet. Evet. Yani sonuç olarak gerçekten de İslami cephede bir cinsellik patlaması var. Yani bu şöyle diyorum ben. Yani bu genel patlamanın bir yansıması tabii. Yani genel olarak her tarafta böyle bir patlama var. Yani onu görüyorum. Var ama belki de bu kesime daha bastırıldığı için. Hani koşulları da saydık. Kitapların çoğu çok eskiye dayandığı için, değil mi? Evet. Peki bir de şimdi demin gördük işte en son olayda çok küçük çocuklarla da ilişki 12-13 yaşında. Bunlar evet. Da geliyor mu size? Böyle olaylar oluyor. Olmaz mı tabii. Çok yani. Yoğun İnsest bildiğim kadarıyla değil mi? Tabii yoğun olarak geliyor. Bunlar genel olarak toplumda bilinmiyor ama yoğun bunlar. Bunlar İslami kesimde de görülüyor tabii ama diğer genel kesime göre daha az da olsa. Yani İslami kesim derken toplumu ayırmayalım da yani daha dindar olan. Yok hani şimdi onu diyelim. Konuşuyoruz diye. Evet. Oluyor ama İslami kesimde olursa tabii daha çok yadırganıyor ve garipseniyor. Yadırganması mümkün mü? Çıkıyor. Daha muhafazakar olduğu düşünülen, daha ahlakına sahip çıktığı düşünülen bir kesimden böyle bir sapkınlık çıktığı zaman herkes tabii daha ki merak ediyor. Daha dikkat çekiyor, evet. Yani bu genel olarak toplumda öyle bir... Peki bakış nasıl? Hakikaten de 12-13 yaşındaki bir çocuğa kadın gözüyle mi bakılıyor? Bu mudur yani? Böyle mi bakılıyor? Yanlış ama, böyle mi başlıyor yani? Evet yani bu tabii ben geçmişte ilk başlarda böyle küçük yaşlarda evlendirilen çocuklarla karşılaşırdım. Ama bu genel uyanışla birlikte önce bahsettik ya böyle bir durum olmuyor artık. Yani kimse çocuğunu küçük yaşta evlendirmek istemiyor artık. Kadınların uyanışı biraz oldu galiba. Kadınların uyanışı, annelerin özellikle uyanışı. Çocuklarını küçük yaşta evlendirmek istemiyorlar. Çünkü kendileri küçük yaşta evlenmenin çok sıkıntılarını çekmişler. Hep bunu görüyorum. Yani küçük yaşta evlenenler genelde mutlu olmuyorlar. Küçük yaşta evlenen ne yapıyor? Kocası da küçük oluyor. Bu aile olarak zaten eşinin ailesine yetişiyor. Küçük yaşta dediğiniz hakikaten tabii. Çocuklar yani oyun oynayacak tabii, yaşta. Aile da. Büyükleri çok müdahale ediyor. Kadın zaten mutsuz oluyor o durumdan. Devamlı eziliyor. Kendi çocuğunun kızının da ezilmesini istemiyor şey olarak. Bir başka nokta da Balçık Hanım, eskiden tabii aileler kalabalıktı. Her ailenin 5, 6, 7, 8 çocukları vardı. Böyle olunca çocuğu çabuk evlendirmek bir eğilimdi. Ama şimdi aileler 1, 2, İslami aileler de böyle ya da 3 çocuk yapıyorlar. Böyle olunca çocuklarını daha yetiştirmek istiyor, daha uygun evlilikler yapmasını istiyor. Öyle erken yaşta hemen gitsin istemiyor yani. Şey olarak. Peki kadınların uyanışından bahsettik. Evet. Yine sizin bir şeyinizden hatırlıyorum söyleminizden. Tesettürlü kadın da kocasını aldatıyor diyorsunuz. Yani olabiliyor diyorum. Evet günümüzde ona da rastlanıyor maalesef diyeyim. Genel olarak kadınlarda böyle bir eğilime daha çok rastlıyorum ben. İslami kesimde de tabii böyle bir durum peki olabiliyor. Peki nasıl karşılanıyor? Nasıl yani hani büyük bir fırtına kopuyor ya da yani biraz anlatır mısınız? Kadın ne tarz... Mesela geliyor diyelim kadın yanında bir erkekle ben eşiniz diyorum yok arkadaşım diyor böyle vakalarla. Ha bir de onunla geliyor. Onunla muayeneye geliyor mesela. Yani bu tabii eskiden çok şiddetli tepki görürdü bir defa. Evet. Yani bir takım namus cinayetlerine kadar gidebilirdi. Evet işte onu sormak istiyorum. Evet. Şimdi daha sonra bu yumuşadı. Yani eşinden boşanmak söz konusu oldu. Hemen bırakıldı. Ama şimdi bakıyorum o durum da yumuşamaya başladı. Mesela
kişinin böyle bir durumunu olduğunu bile bile bazı erkekler, yine çocuklarım var, duyarlarsa çocuklarımın yetişmesi sekteye uğrar diye bunu kabullenmek zorunda kalıyorlar. Yani bir anlamda mağdur erkekler de var İslam ikisinde bu anlamda yani. Tabii öyle durumlar da oluyor. Çünkü bunda da şeyin payı var Balçık Hanım. Şimdi kadınlar çalışmıyor genelde. Hı hı. Erkekler çalışıyor dış dünyada sabahtan akşama kadar. Kadının da evde işi azalmış günümüzde. Tabii. Teknolojinin de girişiyle birlikte. Çamaşır, bulaşık makinesi. Demin bahsettiğiniz o az çocuk. Evet, az çocuk ortamı çok güzel değindiniz. İşte süpürgeden tutun bulaşık makinesine kadar her türlü ihtiyacı gideren olaylar. Tabii yani izleyicide de yanlış şey etmeyelim, yönlendirmeyelim. İdeali bu diye konuşmuyoruz. Sadece olan şu anda olan vakaları konuşuyoruz. Onları değerlendirmek evet. Ahlak açıdan zaten bizim de çok bize işimiz de düşmez. Evet. Yani, tespit yapıyorum sadece. Öyle olunca kadın bir boşlukta bugün yani şey olarak. Kocası dış dünyada ve muhtemelen diyelim işte kadınların da olduğu ortamlarda çalışıyor, şey yapıyor. Kendisi evde tek başına duruyor. Bir süre sonra bu ne oluyor? Ya bir takım kadın günlerine katılıyor ya televizyon bağımlısı oluyor bir takım dizilerin falan. Ya da bakıyorsunuz internet aracıyla chatleşmeye başlıyor. Evet, o da çok yaygınmış İslam ikisinde. Çünkü bir başka türlü arkadaş bulamıyor. Kadın da erkekte. Evet. Kadın özellikle. Özellikle erkek de öyle. Mesela geç vakte kadar başka kadınlarla chatleşiyor erkek mesela evde. Veya kadın kocası yokken chatleşmeye başlıyor bir takım erkeklerle. Arkadaşlıklar kurmaya başlıyor. Ve bu kadın erkek arkadaşlıkları bir süre sonra yani biz ne kadar dersek diyelim bunların bir kısmı başka türlü İlişkiye konulara kayıyorlar. Evet, evet. Şimdi bunlardan bazılarının tabii kocaların haberi oluyor tabii. Şimdi arada çocuklar var. Yeniden evlilik yapmaya gücü yetmiyor erkeğin. Çocukları çok rezil durumda olacak, zor durumda olacak diye. Karısını ikaz ediyor, bir daha olmasın deyip. Çok ilginç. Böylelerine rastlıyorum yani. Peki size de başvurdukları zaman ne diyorsunuz? Yani mesela din olgusu bir taraftan daha muhafazakarlık, başını örtecek kadar muhafazakarlık. Bir taraftan da aldatma olgusu. Evet, evet. Yani gerçekten kadın için konuşuyorum özellikle. Ha. Erkek için de konuşuyorum. Çünkü erkek de sonuçta 2-3 eşle yapıyor aynı şeyi. Aynı şey, evet. Burada benim söylediğim odur tabii. Yani bu evliliğe zarar verdiğini, bu durumun kesinlikle olmasının sakıncalı olduğunu, daha sonra bunun vicdan azabından dolayı bir takım mutsuzluklara gireceğini söylüyorum. Ama hayat kendisinin tabii, kendisinin son kararı, kendisinin vereceğini özellikle belirtiyorum tabii. Ama ben de kendi fikrimi böyle durumlarda hasta sorarsa söylüyorum. Yine sizin tabii bir lafınızı hatırlıyorum. Eskiden rahatlamak için Allah'a sığınanlar ya da dine kendini verenler, şimdi ilaç yardımıyla, Prozac için konuşulmuştu daha önce. Yani ilaç yardımıyla da kendilerine geliyorlar. Evet, evet. Yani ilaç konusunda da bir patlama var. Yani eskiden ilaç kullanmaya son derece sakıncalı bakan kesim, şimdi ilacı da rahatlıkla kullanabiliyor tabii şey olarak. İlacı da bir rahatlama amacı olarak kullanabiliyor. Yani onu da görüyorum ben tabii. Peki şimdi bu patlama var ama yine de kapalı kesim sonuçta. Size geliyorlar ama bir taraftan da yine kapalı bir kesimden bahsediyoruz. Evet, evet. Kapalı. Bunun sonu nereye doğru gidecek? Yani bu kadar kapalı, kuralları kendi içinde belirli bir kesim ve çok büyük çelişkilerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bir taraftan din olgusu, bir taraftan işte tesettür, bir taraftan aldatmalar yani. Şimdi şöyle, daha önceden tabii cemaatlerin, tarikatların gücü fazlaydı şey arasında. Ama bu iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla o güç de azaldı gördüğüm kadarıyla. Yani bir takım cemaat liderleri cemaatlere çok hakim olamıyorlar bu yüzden. Öyle olunca şey oluyor tabii, toplumda genel olarak birbirine benzeşme durumu ortaya çıkıyor yani şey olarak. Yani daha bir toplum daha bir ortak paydaya doğru gidiyor diyelim yani. Nasıl ortak arada payda yani derken? Şöyle, çok koyu dindar olanların dindarlıkları azalarak yani toplumda daha bir ortalamaya kayış söz konusu oluyor gördüğüm kadarıyla. Tabii bu yani illa o kadar radikallerin yumuşaması belki iyi bir şey olabilir ama bu yumuşamanın doğru bir yolda olduğunu söyleyemeyeceğim çok fazla, değil mi? Yani yumuşama garip bir şekilde oluyor çünkü. Garip ve patolojik bir şekilde değil oluyor mi? Tabii yani bu kişilerin kendi isteğine bağlı olmadan bir sürüklenme tarzında oluyor. Yani bir nehir düşünün, akıyor gidiyor. Siz de nehirde bir çöp gibi sürüklenip gidiyorsunuz. Yani kendi isteklerinizi, düşüncelerinizi, kafanızdaki yaşantı biçiminizi hayata gerçekleştiremiyorsunuz yani. O şekilde peki, düşünebilir. Peki eşcinsellik, bir tabu daha var, eşcinsellik. Eşcinsellik evet. De yaygın değil mi?
Oldukça yaygın tabii. İnsanlar gizliyorlar bunu. Bu da... Yine bir örneğinizi hatırlıyorum. Kadın diyorsunuz çarşaflı, iki çocuk var. Adam bir gün eşcinsel olduğunu anlıyor ve bütün aileyi bırakıyor, gidiyor. Gidiyor, evet. Eşcinsel olduğunu anlıyor ve kadın olmak istiyor ameliyatla. Ha bir de yani daha onu, o tarafını bilmiyordum. Kadıncağız ağlıyor tabii, benim diyor çocuklarımın bu kadın olduktan sonra annesi mi babası mı olacak diyor. Adamı ikna edemedim ben yani. Sen bundan dolayı sıkıntı da çeksen çocuklarının ve ailenin hatırı için bu hayata devam etmen gerekir. Ama o da doğru kimlik, bir şey mi emin değilim. Adam öyle hissediyorsa belki... Kesinlikle doğru değil benim kendi şahsi şeyim, görüşüm. Siz doktorsunuz. Tabii. Ama işte bugünkü psikiyatri söz konusu eşcinselliği bir şey, sapkınlık olarak kabul etmiyor. Yani kendi görüşüm bir sapkınlıktır çünkü erkek ve dişidir insanlar. Kendi görüşüm öyledir ama bugün psikiyatri görüş olarak sapkınlık kabul edilmiyor. Zaten bundan 10 yıl önce ediliyordu, 10 yıl. Eşcinsellerin baskısıyla bu şeyler sınıflandırmalarda ayarlamalar yapıldı. Artık kabul edilmiyor. Orası ayrı. Şimdi trajik bir durum var. Çünkü sonuçta eşcinsel olduğunu kabul etmiyor insanlar çocuklarının ve onları zorla evlendiriyor. Zorla evlendiriyor. Öyle bir durum topluma oluyor. Topluma karşı evet. Mahalle baskısı dediğimiz başka türlü bir şey. Tabii. Ama o da gerek bu iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla bunun da bir insanın elinde olmayan bir durum olduğunu anlaşılmasıyla kabullenilmeye başlandı. Bununla ilgili birçok aile çocuklarını getiriyorlar. Mesela büyük bir şoka giriyor aile. Acaba bu nedir? Dediği doğru mudur? Bu kişi eşcinsel midir evladımız? Bunun için ne yapılabilir? Bu konuda fikir almaya geliyorlar. En azından bu da çok şimdi önemli bir şey. Sıradan bir psikiyatriste gittikleri zaman bu bir rahatsızlık değildir. Bunu kabullenin diyebiliyor mesela. Ben de onu diyorum ama daha değişik yollardan diyorum yani şey olarak. Çünkü siz hani daha dindar evet yani kesime hizmet verdiğiniz evet, için yani onların, daha yumuşak bir karın diyorsunuz. Tabii yani problemlerini, düşüncelerini şey olarak kendim değerlendirmeye çalışarak konuşuyorum onlar ama gerçekten o konuda yapılacak bir şey yok. Onu kabullenmeleri gerektiğini ve kesinlikle evlendirmemelerini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok böyle çift geliyor bana. Evlenmişler. Dıştan mutlu gibi görünüyorlar. Belli ama etmiyorlar. İşte... Çocukları olmuyor diye mesela getiriyorlar bazı aileler onu. Veya başka türlü sebeplerle, şimdi bayanlarda da uyanış var dedik. Eskiden diyelim bir kadın evlendi. Bu işin şeyi nedir, ortalaması nedir, nasıl olur bilmiyor. O şey dergide de görmüşsünüzdür. Senede bir defa kocasıyla ilişkiye giren bir kadın getirdiler. Normal zannediyor bunu değil mi? Normal zannediyor. Ben çünkü bilmiyor ne olduğunu. Böyleleri var. Ama şimdi biliyor normal herkes. Dolayısıyla az talep ediyor. Biliyor. Talep ediyor. Niye ben böyle benim eşim? Talep ettikçe de televizyonda başka... dinliyor bir takım uzmanlardan. İşte bu konuda bir eksiklik çekerseniz bir takım problemler gelişebilir diye duyuyor. Kendisine de problemler olduğu zaman değerlendiriyor. Bundan olabilir diye. Eşini doktora gitmeye razı ediyor. Bakıyorsunuz eşi latent bir eşcinsel. Gizli yani çok belirgin değil. Aralarında doğru düzgün ilişki olmayabiliyor. Veya çok seyrek olabiliyor. Ve zorla evlendirilmiş. Aile peki bitirmeden şunu da sormak istiyorum. Mesela pornografik yayınlara bakmak da yasak değil mi İslam ülkesinde? Tabii. Bunun da dezavantajlarını yaşıyorlar belki. Yani sağlıklı anlamda pornografik yayından bahsediyorum yani. Pornografik yayına bakmak dezavantaj değil, bakmamak avantajdır. Ama yani hani bazı şeylere bakmak, öğrenmek yani, olarak, yani öğretici hani yayınlar, öğreticilerden yayınlar ayrı da tabii bir takım yayınlar da tabii çirkin yayınlar, onlar zarar verirler insanlara. Hayır yani zararlılardan bahsetmiyorum ama öğretici deminden beri 500 yıl önce yazılan kitaplardan bahsediyorduk. Evet, yani hani pornografik yayınlar belki ben yanlış söyledim. Yani hani ilgilendirici cinsel şeyler de yasak evet. Ama bunlar yasak. Bu konuda da hatta benim bir kitabım vardı. Bu konuda da inanın bizim kesimde bir doktorun yazdığı ilk kitaptı o. Getirmemişsiniz. Yok evet. Yani ya bizim kesimde kitaplar böyle geçmişte kitaplar yeniden basılıyordu ya da eski kitaplardan derlenerek bir takım doktor olmayan kişiler İsmi neydi rastgele kitabınızın? Yazıyor. Buradan tekrar söyleyelim. Unuttunuz mu? Ya. Cinsellik ve aile miydi? Cinsellik ve aile. En azından öyle baksınlar. Kariyer yayınlarından.
Peki dolayısıyla işin başı eğitim diyoruz. Eğitim diyoruz. İslami kesimi konuştuk. Evet. Ama her şeyin başı eğitim, yani eğitim doğru diyoruz, okumak, doğru doktora gitmek ve ortada bir sorun varsa üstünü örtmemek. Evet. Doğru mudur? Doğru özetledim mi? Sefa Bey çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Doçent Doktor Sefa Saygılı ile birlikteydik. İslami kesimde patlama yaşanıyor mu cinsel konuda diye sorduk. Onun cevaplarını birlikte aradık. Bizden ayrılmayın lütfen. Kısa bir aradan sonra karikatür